Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. The Wandering Village'le karşınızdayım. Bu sefer ortalama zorluk derecesinde oynayacağım. Çünkü yavaştan oyunu öğrendim diye düşünüyorum. Şöyle Twitch 1 diye save dosyasını açalım. Normal zorluk derecesinde bir oynayalım. Biliyorsunuz ki bu The Wandering Village'de büyük bir yaratığın üzerindeyiz efendim. On bu adı verilen bu yaratıkla beraber yaşamaya çalışıyoruz. Yaptığımız her şey hem Onbu'yu hem bizi etkiliyor. Bu bölüm 2. Bütün bölümleri YouTube kanalımızda bulabileceksiniz. Haberiniz olsun. YouTube'dan izleyenler, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Kanala abone olursanız da süper olur efendim. Şimdi hemen hatırlıyorum. Bakın 16 tane işçimiz var değil mi? Yapacağımız ilk iş öncelikle birazcık ağaç kesip odun elde etmek. Sadece ağaçları alabilir miyiz şöyle? Birazcık ağaç. Ama büyüyen ağaçları kesme. Bak. Sadece olgunlaşmış ağaçlar. Tamam mı? Önce bir her şeyi iptal edelim. Her şeyi iptal et. Her şeyi iptal et. Sonra. Sadece olgunlaşmış ağaçlar. Tamam mı? Küçük fidanları kesmeyeceğiz. Şu ağaçları bir yandan bir al. Dikenlere dokunmayacağız. Onbu'nun dikeni sıkıntı çıkartıyor. Taş ihtiyacını nasıl karşılayacağız peki? Bunlar da mı Onbu'nun dikeni? Ha, taş elde etmek için bu küçükleri toplayacağız abi. Gidip adamın dikenlere saldırmayacağız bu sefer. Bu sefer akıllı gaming yapacağız. Buralar tarlalar için kullanılır. Şu verimsiz arazilere yerleşelim. Şöyle 4'e. R ile falan dönüyor mu bu? R, Q. Yok, R yıkım modunu açıyor. R, Q, X falan. Ha, dönmüyor galiba. Hani çadırları böyle birbirine bakarak kurayım dedim de. Direkt araştırma binası. Kurarız yavrum, tamam öyle yapalım. Kurarız. Bir tık aşağı inip şuraya kuracağım. Hani... Burayı şey gibi düşün, düşünün. İşte burası bir mahalle gibi, küçük bir mahalle gibi, tamam mı? Her şeyi yavaş yavaş yapacağız. Araştırma binası da kuracağız ama onun için öncelikle odun lazım. Odun gelsin, bunun hemen şu kenarına bir araştırma binası kurarız. Su çok önemli, direkt bir suya yöneliriz. Bir tane su binası kurarız, meyve toplayıcı kurarız. Kaktüsleri falan yetiştiririz. Peki, biyom geçişlerini nasıl anlıyorum acaba? Biyom geçişlerini nasıl takip edebiliyorum? Şöyle bir oyun hızını arttıralım dostlar. Hani artık bu biyoma geçtik, şu biyoma geçtik falan diye. Odun kesmemize kızmıyor değil mi kendisi? Dikenleri toplamayacağız bir tek. Çünkü adam bir böyle götünü başını salladı, deprem yaptı, ağzımıza tükürdü. Bir tane araştırma binası istiyorum. Şu dış kısma doğru. Ve toplanabilirlerden taş toplamak istiyorum. Buradaki taşları bir topla. Şurayı iptal et. Hepsini hasat etten çıkıp iptal eder misin her şeyi? İptal et. Taş. Taş ver bana sadece. Bunlar Onbu'ya bir zarar vermiyor değil mi? Aman abi, araştırma binası tamam. Hemen mutfağa gidiyorum. Bizim bir şey yapmamız lazım şimdi. Hava kuyusu. Hava kuyularını şuraya kuralım. Şimdilik iki tane kursak kafi. İki tane hava kuyusu. Tarla kuralım şu yukarı bir yere. Çok da uzağa olmayacak şekilde. Şuraya bir tarla kuralım. Meyve toplayıcı. Meyveye hiç medet ummasak. Çünkü baksana abi, yani meyve olarak %22, %49. Hani meyve olarak verim %49. Meyve olarak verim alınmıyor. Ben direkt tarlaya yöneleceğim. Taş ve odun yok. Sadece olgunlaşmış ağaçlar.
Şurada belki bir verim olur. Şuraya gir. Sadece taş. Hepsini hasat etten değil, taş. Toplanabilir taşlar. Yok galiba. Şurada. Toplanabilir taşları topla. Ben bir daha ombunun dikenine mikenine hayatta dokunmam. Ombunun dikene dokunursam tarla öncelikli yalnız. Tarla öncelikli miyim? Meyve falan toplamayacağım ya. Mavi Eşofman aleyküm selam, hoş geldin. Ben buralardan su birikecek. Meyve toplayıcı istemiyorum. Bu hava toplayıcılarının oraya bir şey de kurabiliriz. Ne kadar tatlı. Bir su deposu falan da kurabiliriz. Oduncular falan odunlarını toplasın gelsin. Tarlayı hemen aktif edelim. Bir pancar yetiştirmeye başlayalım. Aman diyeyim yani. Ombuyu sinirlendirecek bir şey yapmayalım. Bu ombu bizim çarkımıza sıçıyor çünkü. Hareketlendi mi? Hareketlenmedi, uyuyor. Ombunun doktor binası, ombunun beslenmesi. Biz bu agayı beslersek bence bize şey yapmaz ya, daha az kızar. Hani bazı konularda daha rahat oluruz. Bak, bu evleri aşağıya doğru devam ettiririm. Yukarı doğru bir su deposu. Bir tane kiler. Farkındaysanız hala çok yakın yerde. Şöyle bir buraya inşa ederiz. Bunun arkasına bir malzeme deposu. Şehrin tam ortasına doğru mu yapsak onu acaba? Şöyle yukarı doğru. Tamam, tarlada en az 3 kişi çalışacak. 5'e 6'ya 6'ya 6'lık pancar ekecek. 3 kişi yeter herhalde 6'ya 6'lık alana. Abi oyun çok güzel ya. Oyun gerçekten çok güzel. Bayılıyorum ben bu oyuna. Acayip hoşuma gidiyor şu an. Tam buralara taş, kiler, hani su deposu falan yapıyoruz. Gayet güzel. Taş da bol bol geliyor sanki ha. Toplar mısın etraftaki taşları? Şunları da topla. Ombunun dikenine bir şeyine dokunmadım. Ombu yürüyor, ombu dinleniyor. Tamam, ombunun bizde bir derdi yok. Meyve çabuk bitti. Hava sıcak değil mi ya? Soğuk. Her havada büyüyor pancar ya o zaman. Ombuyu nasıl besliyoruz? Kendi yemeğini kendi yiyor aga. Şey mi yapalım abi? Bir ombuya acaba boru üfleyen mi kuralım? Bak, köyden mutfak kurduk. Mutfaktan böyle yemek toplayacağız da. Kaktüs ekmeği falan salla. Tezek toplayıcıyı istesem de inşa edemem. Kalas ve şey istiyor. Boru üfleyen. Boru üfleyen için de plank istiyor ki. Boru üfleyeni de boşuna araştırdım enayi. Kaşif kulesine gitseydik keşke. Fusti abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Fusti. Merhabalar. Desteğin için çok teşekkür ederim. Artık dilediğim gibi reklamsız seyir deneyiminin tadını çıkartabilirsin dostum. Hoş geldin yayına. Bu tarla bir işçi daha istiyor. Hem bir işi daha istiyor. Hem de biraz daha sanki adam istiyor, ne diyorsunuz? Şöyle biraz daha yer istiyor gibi. Su deposunun durumu iyi. Malzeme deposunun durumu iyi. Su depolanıyor. Kilere yemek depolanacak. İnsanlarımız aç. Meyve toplamadık ondan ya. Ama ne yapalım abi? Bence meyve toplayıcı çok hafif kaçıyor yani. Baksana. Kaç diyor verim? %71. %67. %89. %89'a kurulur ya. %89'a kurulur abi. Şu rahatlığa baksana. %89'un oraya bir de toprak yolu çekersin. Şöyle. Bitti gitti hocam. Bitti gitti. Meyve toplanır. Meyve toplanır. Evet hayatım, keşfe de gideceğiz. Şu ombunun borusunu bir yapayım da. Bir hani yemek için bir köyün devamlılığını sağlamış olayım. Burada ombu için taze yiyecekler var. Ombucuğum, yemeği niye de inşallah bana
sıkıntı çıkarman ya. Efendim sevgili Mehmet Türkmen 20. ayında yarasın tosunun demiş. Teşekkür ederim Mehmetciğim, sağ olasın. Ama 10 saat bunu oynayalım, aşık oldum. Ben de çok sevdim onu. Bak tamam. Şu yemek toplayıcıları fulluyorum, meyve toplayıcıları. Götürüp bunun koyacağı kiler de yakın. Yani herhangi bir sıkıntı da olmaz. Bu sefer güzel yere yerleştik gibi. Şimdi bak, su ihtiyacımız karşılanıyor. Okey. Tarla, bak tarla kurduk, tamam mı? Büyük bir tarlamız var. Bence hava kuyusu miktarını dörtleyebiliriz belki. Hava kuyusu miktarını bir dörtleyelim. Sonra sadece büyümüş odunlardan şuraya bir ormancı falan, yakındaki bir kereste fabrikası tarafından odun elde etmek için kazılabilir. Şunları alsak daha iyi aslında ama tam sadece büyümüş ağaçlar yakınlarımızda, en azından hani hem malzeme gelir hem şey olur. Meyve güzel toplanıyor. Tarla güzel idare ediyor kendini. 4 kişi yetiyor. Yemek iyi, su iyi. Araştırma devam ediyor. Mutfak yapılamaz çünkü şey yok. Henüz sanayi çağına geçmedik. Marangoz ve taş toplamıyoruz. Araştırmadan keşif kulesine bir gidelim. Şu Ombo'nun boru üfleyenini bir kuralım. Ombo'nun boru üfleyeni için ahşap kalas gerekiyor. Ahşap kalas için bize kesinlikle marangozluk atölyesi lazım. Şu aşağı marangozumuzu kuralım. Ya da aşağıyı ev için kullanırız. Marangozu direkt araştırmanın altına çakalım mı çat diye? Araştırmanın altı boş kalsın. Şuraya çakalım. Ombo iyi misin paşam? Paşamın keyifler yerinde gibi. Karnını doyuracağım mı burada bir yerde? Karnını doyur da Allah rızası için bizim bacımıza zılgıt attırma. Mutfak önemli, hem kaliteli hem de bir yemişten 30 çorba yapıyor. Abi o zaman biz buraya taş kesici de kuruyoruz. Kaşif kulesine gidelim. Oradan da köy doktoruna gideriz. Üç değil 30 mu? 30 yemişten 3 çorba worth mu kanka, onu sorayım sana. Hani şey mi, değiyor mu? Daha mı kral doyuruyor, ne yapıyor? Şuradan bir odunları keselim de biz bir keşif kulesini yapalım. Kerestedekiler de bir bize hafiften kereste ahşap kalas yapsın. Ombu dinleniyor, ombu yürüyor. 2 saat dinlenmiş, devam ediyor adam. Farkındaysan sana hiç zarar vermiyoruz sevgili Ombu. Lütfen. Lütfen bacımızı lanetleme. Lütfen içimizden geçme. Fazla su göz çıkarır mı? Bence çıkarmaz. Ben tarlanın oraya bir su deposu daha kurduruyorum. Fazla su göz çıkarmaz da hiç şeyimiz yok ya. Hiç odunumuz yok. İşlem önceliği veriliyordu galiba burada. Kral, odunlar son kademe öncelikte. Bir odun getirin. Taş toplanıyor bir şekilde. Sonra şu su deposunu yapın. 3 çorba yazdın da sen 3 yerine 30 diye okudun. Ha pardon, pardon, ben şey yapmış olabilirim. 3 yemişten 5 çorba. Ne çıkıyorsa iyi abi, tamam ya, işte hani taş levha falan yaptıktan sonrası bizde. Ki taş falan var zaten yakınlarda. Baksana buradan taşa gidersin. Her yer taş abi, daha ne? Şurada bir kesi var arada. Biraz iş vermeyelim de adamlara, bir kendilerine gelsinler ya. Pancar güzel. Yavaştan taş ve plank birikince de mutfağı yapacağım. Kararınız bekleniyor. Göçebeler gel. Gel abi gel.
Sevgili göçebeler, şuraya çadır yapalım bir. Fazla yapıyorum çadırı, farkındayım. Hani burayı da bir küçük mahalle gibi düşün. Bombu yolu bilemeyince kükreyip huysuzlaşıyor. Bir an evvel yönetelim hormonlu kaplumbağayı. Abov. Yunus abi hoş geldin. Abi Ombu bu sefer buraya saptı. Harabeler falan var. Orman var. Uygun ekip olmadığı için adam yollayamıyorum oraya. Köy doktoruna gidiyorum. Burada araştırmadan. Köy doktoruna gideceğim. Bir mutfağı yapalım. Mutfak hala yapamıyorum. Ama boru üfleyen yapabilirim ya. Şuraya bir yere yapalım boru üfleyeni. Yüksek öncelikle verelim. Abi bizim odun yetmiyor bize. Bitki uzmanı. Keşif kulesi yok mu ya? Keşfe gitmedik mi biz? Keşfe gittik. Keşif kulesi. Keşif kulesi nerede? Burada. Önce mutfak yapar sonra keşif kulesini yaparız galiba. Abi odun kalmıyor, odun. Ben bu Ombu Efendi ile iletişime kurana kadar ben bütün odunları yiyeceğim herhalde ya. Taşları da topla bir ara. Lanet olsun, niye taşların üzerine sürüyor? Plucktail ne bilmiyorum. Ha sağ olasın Yunus abi, sağ olasın, kusura bakma abi ya. Bazen görmeyebiliyorum abi, bazen dalgın oluyorum. Hoş geldin abi yayına. Abi şöyle bir yaratığın üzerinde yerleşim yeri kurduğumuz bir oyun. Bu arkadaşla iyi geçinerek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyanın geri kalanı zehirli bulutlarla kaplandı. Zehirli gazla kaplandı. Zehirli gazla kaplandığı için birazcık soğuk galiba. Yetişemiyor mu pancar? Pancar yığını. Depo doldu, burada doldu galiba. Elimizde fazla pancar yığını var. Ne yapacağız? Herhalde bir tane daha kiler kurmak lazım. Bir tane de şu yana kiler kurayım madem. Fazla ekin var çok şükür yani. Yokluk görmeyelim de varlıkta boğulmaya ben hazırım. Etkileşim göster. Uzan, yürü, koş. Tamam. Şu an yürü yani, kafana göre takıl. Şu an sana emir veremem. Ama şu an oduna ihtiyacım var sevgili dostlar. Odun. Deli gibi odun. Bir mutfak kuralım. Bir keşif kulesi kuralım. Ben biraz oduna abanacağım ya. Yapacak bir şey yok. İnşallah biz keşif yapana kadar odun kalır. Yemek ağzına kadar doldu. Bence biz var ya, bir sonraki araştırma olarak Ombu'nun yemeğini araştıralım. Ombu mutfağını mantarları Ombu yemeğine dönüştürür diyor. Elimizdeki fazladan pancarları falan ikram edemiyor muyuz arkadaşa? Çok fazla görev verdik galiba. Bu 19 adama fazla geldi. 24 konut var. Toplam üretkenlik. İşsiz, boşta çalışan. Hiç işsiz insan olduğunu zannetmiyorum. Ahanda kilerimiz yapıldı. Kilere şeyler konuluyor, pancarlar konuluyor. Çünkü pancarlar tarlada kalıyor abi gördüğüm kadarıyla. Tarlada kalması bizim için kötü bir durum. Sular Allah'a şükür full. Mavi, şu suda bir sorun mu var? Burası ağzına kadar doldu, depolayamıyor galiba. Bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Bir tane işçi yönetimi yapıp çalışanları ayarlamamız lazım. Odunlar kalır babuş, rengi farklı olan ağaçlar var. Sarımsı gibi. O ana ağaç olarak geçiyordu sanırım. Onu kesmemeye dikkat et, sıkıntı olmaz. Ombu mutfağına gidiyorum bu arada.
Abi sarı ağaç, ben renk körüyüm. Sıçtık yani, çoktan kesmiş bile olabilirim. Ağaç. Ağaç, ağaç, ağaç. Büyük ana ağaç. Büyüyüp yavru ağaç üretecek bu. Bak burada da büyük ana ağaç var sanki. Ne oluyor hocam? Temiz hava. Toksinlerden arınmış temiz hava. Allah'a şükür. Bu da normal ağaç. Bir tane büyük ana ağaç var galiba. O da bu. Bunu kesmiyorsun. Anladım. Yemek ağzına kadar dolu. Su ağzına kadar dolu. Bunlardan hiçbiri ana ağaç değil, değil mi? Su ağzına kadar dolu. Aha, mutfak yapabiliyorum artık. Peki mutfak mı, keşif kulesi mi? Bence kaşif kulesi ya. Niye biliyor musun? Çünkü yemek çok. Odun falan az. Kaşif kulesinden atlatır atlatır yollarız elemanları. Steam oyun festivalinden değil efendim. Oyun ya erken erişimde ya tam sürümde. The Wandering Village. Kendisi Steam'de 40 TL'ye satılıyor. Türkçe dil desteği var. Boyutu gigabyte o kadar yüksek değil. Erken erişim oyunu ama 14 Eylül'de çıkmış normalde. Yani çıkalı neredeyse bir ay olacak. Bana bayağıdır tavsiye ediyorlardı insanlar da ben çok yanaşmıyordum. Şimdi baktım, dedim ya güzel oyunmuş, oynayalım. Sıkıntı yok, yardıralım. Kereste yapımını durduralım. Abi kereste lazım. Kereste lazım. Normalde işçiyi çekince duracak büyük ihtimalle de. Kereste lazım. Kereste niye lazım? Hadi bak, kaşif kulesini yaptık da mutfak yok. En azından bir mutfağı yapalım. Mutfağı yaptıktan sonra durduralım kereste yapımını. Şunu kurarız böyle ombu için bir yerlerde mantar falan ektirir, biçtiririz. O sonra. Bak. Keşfetme noktası var. Ombu beslenme noktası. Abi dönebilir misin? Uzan. Sağa doğru dönersen bak aç karnını doyurursun. Buraya dön. İleride göçebeler var da buraya dön. Aha! Helal lan. Aferin, iyi döndü. Tamam, sen karnını doyur, biz hallederiz her türlü. Onbu besleme tribüşesi. Onbunun yiyip açlığı azaltması için yiyecek fırlatır. Ne diyorsun abi? Tribüşeyle ağzına mı fırlatacağım? Abi kaynaklardan baraka, altı köylünün sığınabileceği yer, depo. Yiyecek standı. Uzakta köylüm yok ya. Kaktüse falan gideyim mi? Ben şu ormancıya bir an evvel gitmek istiyorum ya. Tezek toplayıcıya gideyim de. Bizim çocukları gönderebiliyoruz mu bir yere? Taşlara ve diğer minerallere ne büyük bir taş ocağı. Orman. Ormanda odun veya mantar bulunur. Keşif ekibi oluşturup yollayın hocam. Paraşütle mi atlıyorlar? Ne yapıyorlar? Keşif ekibi geldi. Keşfediyor. Paraşütle gidiyor galiba. Mancınıkla besliyorsun hayvanı. Abi. Aç ağzına bakayım. Kereste yapımını birazdan durduracağım. Ombu yürüyor. Ombu yemek yiyor. Ombu kafasına göre takılsın ya. Şuradaki ormana da gideriz. Burası sıkıntı. Bu keşif yeri bizi rahatlatacak ya, ben buna inanıyorum abi. Şu an muhtemelen işçi sayım çok fazla yani, yeterince iş yapamıyorlar. Baksana, odun topla dedik, taş topla dedik, hani her şey birikiyor. Ağır ağır yapabiliyorlar.
Ve sevgili Rafi ise, Samet abi ikinci ayımız kutlu olsun, seni çok seviyorum, iyi yayınlar demiş. Rafi'sim çok teşekkürler. Laurel, Senem babuş iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim Laurel, hoş geldin. Ne haber, nasıl gidiyor? Keyifler yerindedir inşallah. 13 tane odun mu getirdi abi? Tamam, buraya gidin şimdi. Şimdi bana bir tane, bak bana bir tane ne ver biliyor musun? 10 bunun mutfağı. Şu 10 buyu da besleyeceğim de 10 bunun şimdilik acelesi yok. Bana bir tane normal mutfak ver. Şuraya bir yere. Rahat olmaz mı? Baksana bu köşeye. Bana bir mutfak ver. Bir de ne yapacağım biliyor musun? Mutfak verdin. Köye doktor, köy doktoru yapamıyorum. Bitki uzmanı falan yapılabilir belki. İşçi yönetim yeri. Şuraya bir işçi yönetim yeri kur. Taşımaya vereceğim birkaç adamı. Abi nüfus artıyor mu? Elimde var olan göçmenlerle mi idare etmek zorundayım? Ve mekan fullenmiş abi. Pancarlar duruyor. Neyse, yemek yapınca daha az yer kaplar. Daha rahat hallederiz. Aha mutfak. Mutfak meyveden çorba yapıyor. Pancar çorbası abi. 3 pancardan 5 çorba. Lütfen 2 kişi pancar çorbasında çalışabilir mi? Meyve o kadar stoklamadık daha. O yüzden pancar çorbası. Tertemiz. Tertemiz abi. Göçmenleri idare etmen gerekiyor diye biliyorum. Okey. Ondan yana da sıkıntı yok. Göçmenleri de idare ederiz. Hava soğuyacak. Bitkilerinizin büyümesi etkilenebilir. 22 saat boyu pancarlar büyümeyecek galiba. Yo, büyüyor. Pancar her halükarda az da olsa büyüyor galiba. Çorba yapılıyor mu abi? Çorba da yapılıyor. Ben o zaman ormancıya doğru yardırıyorum ya. Öpücük atıp durma be adam. Tamam. Büyülü gibi gözüken ormanın içindeki yolculuğun ardından bir açıklığa geldiler. Açıklığın ortasında görkemli bir ağaç duruyordu. Bu ağaç özel. Etrafındaki ağaçları temizleyelim abi. Ağaçları keserken kaşiflerin rahatsızlık hissetmeye başladı ama kesmeye devam edip çantalarını doldurup döndü. Eyvallah. Eyvallah. Odun lazımdı zaten. On bu beslemeye mi gitsek? Kereste fabrikasını. Gidiyor bu arada. Hiç fark etmiyor. On buyu besleyecek şeylere gideyim mi ıhtan? On bunun yemeğinde kullanılması için mantar eker hasat eder. Şurayı on buya ayırıyorum abi. On buyu ben beslemezsem sıkıntı çıkıyor mu? Aynen aynen, acıkırsa bence de köyü talan eder gibi geliyor ya. Acıkırsa köyü talan eder gibi, hani şurayı kuralım. Mantarlarını ekelim, yemeğini yapalım, tribüşeyle bunun ağzına ağzına depelim. Nedir efendim? Temiz hava. Şükürler olsun. Soğuk havadan kurtulduk. Ha, on bu uyuyacağı yere geldi. Uyu aslanım uyu. Madene bir ekip gönderelim. Ha bak, buraya da işçi yönetim yeri yapıyorduk. Şu işçi yönetim yeri de bitsin. Var mı hiç işçimiz? Nüfus detayları. Bir tane boşta işçi var sadece. Geri kalan hepsi çalışıyor. Çorbamız var. Çorbamız çok iyi. Aa, araştıramıyor. Tıkanıyor abi. Tıkanıyor. Bilgi birikimi lazım diyor. O zaman Ombu'nun tribüşesini araştıralım. Adam kalmadı neredeyse. Şu 4'e 4'lük alanda... Aa. Evet. Alanlar toprak üstüne verilmelidir. Bura gibi mi? Bir keşif ekibi geri döndü. 5 cevher getirdi. Ombu dinleniyor.
Biz burayı ameliliğine yaptık galiba değil mi? Burası olmuyor sanırım. Toprak dediği buralar toprak mı ya? Kayalar falan çıkıyor ya, yanlış kurduk galiba. Sorry. Tapınak. İçinde unutulmuş bilgilerin olduğu antik bir yer. Bak buraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Ombu'nun beslenme noktası. Uykusu yok ya. Bence Ombu'nun beslenme noktasına gideriz. İnşallah yani. Ombu beslenme noktasına mı gidecek? Nereye gidecek bilmiyorum da. Mikolo'nun olduğu yere doğru gel. Sonra Ombu'nun mutfağını inşa edeceğiz. Sonra Tribüşeyle Ombu'nun ağzına yemek tepeceğiz. Bu kadar. Keşif ekibinin işi var. Keşif ekibi işi müthiş rahatlatıyor ya. Odunu kaynağı falan artık hani dışarıdan alıyorsun. Yol ayrımlarında sen seçiyorsun. Bana seçtirmedi. Bu etkileşimde de zaten... Nerede abi etkileşim paneli? Ombu'nun etkileşiminde de dinlen, yürü, koş diyebiliyorsun. Başka bir şey diyemiyorsun. Sağa dön, sola dön demiyor. Kendi derse hani... Bak kendi gitti yemeğe. Ben tıkladığımdan mı gitti bilmiyorum. Kendi gitti. Tapınak bir tane antik eserle beraber geldi. Ormana ekip gönder, odun getirsinler. Mutfağa bir işçi daha verip böyle çorba sayısını arttırmak istiyorum ama... Tamam, Ombu'nun yemesi için Ombu'nun yemesi için mantar. Şöyle bir alana, etrafına ekseler yeter ya. Bir kişi. Hava biraz soğuyacak. Tarladan bir adam mı alsak acaba ya? Pancar iyi, meyveler falan iyi. Tarladan bir adam alacağım sadece. Yani artık ne kadarına yetişebiliyorsa. Tarladan bir kişi alacağım. Nüfusu idare etmek gerekiyor galiba. Bak genel işçi. Yani odun modun toplayacak adam kalmadı. Haritayı aç. Karar bekleniyor. Kayıp orman. Yoğun bir sis girişi kaplayıp içeri görmeyi imkansız hale getiriyor. Kaşiflerin dikkatlice içeri birkaç adım attığında bir anda uzaklardan neşelendirici bir melodi gelmeye başlıyor. Melodinin nereden geldiğine bak. Anladım. Melodinin nereden geldiğini bulamamışlar. Sirenler falan var mı oyunda bilmiyorum da hani belki sirenler vardır. Abi taşçıyı iptal et. Taşçı kilit. Yeter, 22 tane taş levha var. Ötesine gerek yok. Taşçı kilit. Belki plankleri de kilitleyebiliriz ya. Yani plankler de o kadar gerekmeyebilir. Tarlayı bir tık kıstım. Acaba meyve toplayıcıyı kısıp, meyve toplayıcıyı da kademe 2'ye getirelim. 2 kişi olsun meyve toplayıcıda. Çorba yapıcıyı 3'e çıkarsak daha da mı hızlanır? Pancarları daha çabuk çorba haline getirelim. Yemekten kısarak mantıklı mı iş yapıyoruz bilmiyorum da. Fırtına var. Aa, fırtına buraya doğru geliyor. En hassas binalarına zarar verebilecek hafif bir fırtına. Ombu yemeğini yesin de en olmadı uyuturuz. Yani dinlenmesi komutunu veririz. Fırtına bittiğinde geçeriz oradan. Bilmiyorum şu an. Aşağıda bir tapınak daha var. Bir keşif ekibi daha gönder. Araştırma bilgi birikimi mi oldu bak? Bilgi birikimi mi oldu? Kereste fabrikasından böyle ormancıya doğru gideceğim. Ve şu an ziyadesiyle insan sorunum var. Araştırmadan insan alabileceğim bir yer var mı ya? Gözlük kulesi. Dünya haritasında görüş mesafesini arttırır. Kurube, taş yol, depo, baraka, temizleyici. Zehirli bitkilerin yayılmasını engeller. Kaktüs, mısır, yel değirmeni falan. Kaynak. Ombu'nun safra kesesinden safra çeker. Bu işlem onun sağlığını ve size olan güvenini biraz azaltır. Tezeyi gübreye
veya temizleyiciler tarafından yakıt olarak kullanılan biyogaza çevirir. Gübre yığınına gitmek lazım burada ya. Demir ocağı, taş ocağı falan yaparsak Ombu'nun bize olan güveni bitiyor bu arada. Şuralarda mantar ekiliyor. Şuraya bir yere de Ombu'nun mutfağını yapalım. Şu an için her şey iyi gidiyor gibi. Yani temel olarak bir sorunumuz yok. Aa, fırtına geçti gitti bile ya. Hiç. Ey yavrum ey. Fırtına geçip gitti bile. Abi genel işçi değil de taşıyıcı yapalım böyle bazılarını. Boşta adam var mı hiç? Yok galiba. Ombu doktoru. Ben şeye doğru gideceğim ya. Şu kereste fabrikasından işte fidanlık, ormancı falan. Daha odunları kesemedik. Ya bu arada bize şey lazım. O fırtına bir daha mı gelecek? Sürekli gidip geliyor. Olmadı koşturturuz Ombu Efendi'yi ya. Tapınağa ekip gönder. Temiz hava. Okey, uyu dayı. Kereste için de kapatabiliriz sanırım. Abi çok iş var, yer yok yani. Hem Ombu'yu besleyip hem Ombu'ya yemek yetiştirip nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Mantar Ombu'nun yiyeceğini yapmak için üretilmiş. Meyve toplayıcıyı iptal etsek. Oradan iki adam alıp hani şeyde çalışsak base'de. Dinlendin mi lan? Maşallah, ne ara dinlendin? Buna biz ne ara koş diyeceğiz acaba? Oyun benim bu arada dediğim gibi gerçekten çok hoşuma gitti. Ve ben hani bu odunun devamlılığını sağlamaktan ziyade şu an şey düşünüyorum, hani bize katılabilecek birilerini almak lazım sanki. Onbucum biraz koşsak mı? Gidiyor. Bir daha gelecek mi? Bence bu gitti bitti. Bir daha gelecek galiba. Koşar mısın? Bak, fırtınaya yakalanmayalım yeter lütfen. Koşuyorsun değil mi? Kaç. Kaç 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 kaç. Tam fırtına geçti. Normal yürüyebilirsin, sıkıntı yok. Eyvallah, sözümü dinlediğin için teşekkür ederim bu arada. Bak var ya, sen o fırtınayı bize sokmadın. Ben de sana yemek yapıp türbüşeyle seni besleyeceğim aslanım. Bir sıkıntı çıkarsa arkandayım. Bir şey de kuracağım oraya. Şu an buralarda çalışacak adamım yok ama. Abi 70 tane pancar çorbam var bu arada. Bence yemek için yeterince stok yaptık. Ama su niye şey yapıyorsun? Normal ne kadar üretilip ne kadar tüketildiğini görebiliyor muyum? 131 birim. Herhalde şey de suyuyor ya. Ombu'nun yemeği de suyuyor. Böyle bir sorunumuz oluyor galiba. Meyve toplayıcıda yer yok. Meyve toplayıcıyı kısa süreliğine kapatıyorum. Marangoz biraz daha şey yapabilir. Ona Ombu'nun yemeğini yapmaya devam edelim. Ombu da küfür gibi ya. Yol ayrımındaki tabelalara. Abi dümdüz gitti herif. Göçebeler. Oğlum umarım bizi yakalarsınız ya. İleride bir fırtına daha var.
Tapınağa ekip gönder. Burada bir ton tapınak var ya. Buradakilere ekip göndereceğiz sürekli. Sen biraz yorulmuş gibisin. Ama o gelen adamları almak için on boyu park edeceğim buraya. Tamam mı? Uyur musun? Ha, uyumuyor ama uykusuzluk geliyor buradan. İlla yatağına yatması gerekiyor galiba. Ya yatağı yoksa? Bayılıyor mu hocam? Bayılıyor mu? Ne oluyor? Gidiyor. Ben buna söz dinletemem bu arada. Ombu komutunuzu dinliyor. Allah razı olsun. Bak ben sana mama vereceğim de. Ben sana mama vereceğim sevgili Ombu ama burada mantar yok. Ama mantar birikene kadar burayı geçici süreliğine kapatıyorum. Buradakiler daha fazla mantar yetiştirmeye çalışabilir. Ombu'nun mancınığı inşa edilebilir belki bir yandan. Hiçbir şeye adam yok ki. Bir keşif ekibi geri döndü. Beraberinde bir bilgi getirdi. Peki bir şey soracağım. Bu Ombu Efendi yorulduğunda dağ taşı mı yıkacak? Ne yapacak? Koşmayacak ki. Tam fırtınanın olduğu yerde durursa ya. Göçebeleri alamadık ya. Abi istersen şey yapabiliyorsun. Hani Ombu'yu istismar etmekten kastı şey ya. Hani dikenleri var misal. Dikenleri daha fazla taş veriyor. Küçük taş toplamak yerine. Bayıldın mı? Uyuyacaksın mı Ombu? Ombu durdu yattı. Lan eşek sıpası. Her yerde uyuyabiliyordun madem. Ombu şu an yerde yatıyor. Yer zehirliliği şu an orta. Eğer Ombu ayakta olsaydı yok olacaktı zehirlilik. Ombu doktoruna da gidelim de bir yandan. Burayı açabiliriz tekrardan. Bir kişi dursa yeter. Abi işçi yetmiyor temel olarak ya. İşçi yetmiyor. Bir kişi zehirlenmiş. Taş kesici, mutfak. Bitki uzmanı. Şuraya bir yere bir bitki uzmanı yaparsak rahat ederiz ama taş lazım. Ve bunlara hiper öncelik verelim. Ne odunları kesebildik, ne taşları kesebildik. Her şey ağzına kadar dolu da adam yok. Allah'tan bir kişi zehirlenmiş sadece. Yani şurayı tamir edip o zehirden kurtulurlar. Tamamdır. Üst düzey öncelik verdim bazılarına. Abi meyveyi kapattım zaten hani. Meyve kapalı, sadece kala üretiliyor. Hadi kalası da kapatalım belli bir yerden sonra. Taş levhayı falan durdurduk. Normal taş gerekiyor. Hadi kalası da kapatayım. Şu iki kalas gelsin üç odundan. Kalası da kapatacağım. Keşke şu göçebelere de keşif ekibi yollayabilseydik ya. Ombu şu an ne yapıyor? Uyuyor.
Ağır ağır uyuyor, hafif hafif zehirlene zehirlene uyuyor. Keşif ekibi geri döndü ve 15 odun getirdi. Zehirli orman. Zehirli ormana gitmem. Taş ocağına ekip yollayalım. Keşif ekibi sayısını 2 falan yapsak rahatlarız aslında. Neyse. Sevgili dostlar, ufaktan save alıp videoyu burada sonlandıralım efendim. Kıymetli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. The Wandering Village'de böyle bir oyundu. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bye bye.